Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi şuradan Kastamonu 18. İman-ı tahkiki ilmel yakinden hakkel yakine yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler. İlmel yakin ile ikisi de yakin ama bir de hakkel yakin var. Onu usta işaretleyeceğiz de şunu söylüyor. Uzaktan baktığın zaman bunu bildiğimiz şey de tekrar edeyim. Duman çıkıyorsa İlmel yakim orada bir şey var değil mi? Ateş yanıyor. Dağların arasında duman çıkıyor. Gittin gördün. Ayn. Ayn göz. Gözle gördün. Ayn el yakin. Elini soktun. Yandı elin. Hakkal yakin. Şimdi iman-ı tahkikinin dört mertebesi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Ama iman değil her şeyin bu. Herkesin bu dört mertebe var. Onun için birbirine çelişen, çatışan gibi gözüken külliyattaki tabirler bunu bilmemekle kaynaklanıyor. Bir yerde icmal ediyor, tafsil ediyor ama kanuniyeti bu dört. Şimdi diyor ki iman-ı tahkiki ilmel yakinden hakkal yakine aynı de geçiyor. Yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler. Ezan okunuyor. Evet. Hayır. Selam verin ya. Yok abi ezandır. Ufak. Yatsı ezan. Yatsı vay be. Ve demişler ki sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüphele verip tereddüde düşürebilir. Şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilirler. Bu nevi iman-ı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor Risale'deki dersler. Belki hem kalbe hem ruha hem sırra hem öyle letaife sirayet ediyor ki iman. Şimdi çizeceğim bunu. Bir daha söylüyorum. İman, Risale-i Nur'la elde edilen iman-ı tahkiki dersi kalbe, ruha, sıra, böyle letaife, dört. Evet. Sirayet ediyor ki, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor, öylelerin imanı zevalda mahfuz kalıyor. Bu iman-ı tahkikinin vusuluna vesile olan bir yolu velayet-i kamili ile keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu iman-ı tahkikinin vusuluna vesile olan bir yolu velayet-i kamili ile izah edecek aşağıda. Bunları tek tek inşa yapacağım bugün bu akşamki. O için metni okuyorum. İman-ı tahkikinin bu şeyine, vusuluna vesile olan bir yolu velayet-i kamile ile keş ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Neyle? Keşif ve şuhud. Kimin bu? Velayet-i kamile. Bu yol havasa mahsustur. İman-ı şuhudidir. Devam ediyor. Şuhudidir. Bitti. Burada yani iman tahkiki sonra bu ehas havasa mahsustur. Bitireyim. Oysa ötekisinde devam ediyor da onu okuyayım.
imanı şuhudidir dedi. İkinci yol ise imanı bil gayb cihetinde sır vahim feyzi ile imanı gayb. İmanı şuhudiydi o. Velayetin kazandırdı. Sır vahim feyzi ile. Vahiy zahir. Bir de sır varmış bunun. Burhani ve Kur'an'ı bir tarzda. Burhani ve Kur'an'ı bir tarzda akıl ve kalbin imtizacı ile hakkal yakin derecesinde bir kuvvet ile zarret ve bedahat derecesine gelen bir ilme yakin ile. Yani Allah'ın inkarı imkansız. Ahiret, Allah nasıl olmaz ya? Yani mesela bu sima var, ruhu yok. E niye göre şekil alıyor? Yani iman öyle bir bedahati gelmiş ki tersi, zıttı, muha. Bedahat derecesine gelen bir ilme lakin ile hakaik imani tasdik etmektir. Bu ikinci yol, risaletin, nurun esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risaletin nur hakaik imaniyi muhalif olan yolları, bak yöntemi şu, mesela diyelim ki şu soruyu sorsalar, Allah var mı? Diyor adam, soru soruyor. Çok uzun, onun ispat etmek, hangi sahada ispat edeceksin? Hangisini? Bir sürü uzamana. O zaman topu şöyle bırak ona, yok mu? Sen hiç yokluğunu söyle. Allah var mı sorusuna, yok mu? Yokluğunu ispat edecek. Neyle? Varlıkla. Yok varlıkla ispat edilmez. Çünkü vücudu yok. Hakaik imani muhalif olan yolları niye söyledim? Gayri mümkün ve muhal ve mümteni derecesini gösterdiğini görecekler. Risale-i Nur çok ilginç bir yöntem kullanıyor. Allah'ın ispatının dışında muhalinin olamayacağını ispat ediyor. Sen tabiat risalesin, sen yapacaksın zaten. Yani muhali anlatıyor. Orada Allah ispat etmiyor. Olamayacağını anlatıyor zıttını. Şimdi burada bitti. Bunu tahlil edeceğim şimdi. Burada nice kanuniyetler, hakikatler ve sırlar yatıyor bu okuduğum yerde. İmani tahkiki, lügat da ne demek geçiyor? Araştırmaya, delil ve ispata dayanan ve yaşanan sağlam iman. Lugatı bu. Bak, araştırmaya, delil ve ispata dayanan, yaşanan sağlam bir iman. Kendi şahit, tanıklık yapıyor. Birliği ile ilgili her bir şeydeki delillerden faydalanılarak kazanılan sarsılmaz kuvvetli iman. Yani bu da tevhid. Nedir o tevhid? Şu. Hemen toptancılık yapıyoruz. Allah'ın birliği, tevhid. Böyle dersek nakıs oluyor. Nedir o? Mesela kainatta zıtlar var. Soğuk sıcak, iman küfür, hak batıl, doğru yanlış. Zıtlar karması. Bu zıtların sahibi olan Allah demektir tevhid. Yani Allah'ın birliği değil. Bu zıtların sahibi bir olanı. Hayri ve şerri. Gibi. Bak bu altını doldurursan he diyorsun sen hoşuna gidiyor. Zıtların sahibi. Tevhid Allah'ın birliği değil. Yani bir, ikinci bir yok. Yani emsali yok. O değil. Zıtların sahibi. Sistemin sahibi. Zıtların şeyi. Şimdi lügatlarını okuyorum. İlmel yakin demek tasdik seviyesinde bu. Ben şimdi yapayım. Kalem nereden? Şu mu? Evet, şunlar çalışıyor değil mi? Mesela dimada tahayyül, bir de tasavvur var. Burada taakkul var, hemen bunları biliyorsunuz. Tasdik var. İmanı tahkiki mi anlatıyorsunuz? Anlatacağım evet. Ötekisini ötekisini anlatacağım. Niye sen, niçin iman, şeytan oraya giremiyor? Yani
Bu dersler nedir ya? Malumat vermeyeceğim. Yani imanı nasıl mahfuz oluyor? Niçin ulaşamıyor o mertebeye imana? Hani bugün de kullandık böyle tasavvufi terimlerde, kitaplarda, öğretilerde yani doğru o hadisi hep öne veriyorlar. İşte şeytan geliyor su vereceğim falan. Yani insan dehşet alıyor ya. Mesela bir tanesi diyor ki ben diyor iki tane hocamın imansız olduğuna şahit oldum diyor. Adam mesela 80 sene ibadet ediyor, son anda gidiyor yani. Kaybediyor. İnsanın aklı almıyor yani. Yani bu sefer rahmet ilahiye, merhameti rabbaniye zıt geliyor. Adam hiç yaşamıyor, bir sekerata la ilahe illallah diyor, köşeye dönüyor. Böyle bir şey olur mu yani? Hani nasıl bir şey? Yani emeğe saygı yok mu yani? 80 sene, yani 80 sene ibadet ediyor. Öteki 80 sene ibadet etmiyor, sonunda kazanıyor, sonunda kaybediyor. Yani böyle bir film gösteriyorlar yani. Tiyatral anlatılıyor. Yani hadisin zahiri yorumlanmış hakikat olarak yani. Evet, yani onu nedir o? Nereye çıkamamış? Doğru süre onu göstereceğiz yani, bakacağız beraber. Neresi doğru? Neresi ne mahfuz kalmış? Tasdik, izan, iltizam, İtikad. Burada da tasdik var. Nedir çizeceğim şimdi? Şey, silgi neredeydi? Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İtikad. Hemen şunu çizeyim. İmanı tahkiki nasıl mahfuz kalacak? Burası berzah. Şu. Şurası akıl. Burası ilim. İmtisal. Taassup. Salabet. Safsata. Bir behre. Nasipsiz. Buranın adı serbest bölge. Şuradan 6 tane veri giriyor. Buradan da 6 tane veri giriyor. İman-ı tahkik yapacağım. 1. Şeytan. 2. Kafir cinler. 3. Erva-ı habiseler. 4. Mevadi şerireler, izah edeceğim. Kişinin şahs-ı manevisi, ferdin. Cemaatin şahs-ı manevisi. Buraya gönderme yapıyor. Buraya şeytana mukabil melek. Bu şimdi hışmına uğramış Murat'ın. Murat o kadar kalemleri bitirmiş. Şeytana mukabil melek, Müslüman cinler, ervah-ı aliyeler, mevadi aliyeler, ferdin şahs-ı manevisi, cemaatin şahs-ı manevisi. Bunu anlatacağım. İman-ı tahkiki geçeceğiz. Şimdi sözlerde 278'de serbesttirler diyor. Bunlar bir derece serbesttirler diyor. Lemalarda da bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki teklifi din altına giremezler. İnsanın irade ve ihtiyarına rağmen
günaha sokarlar. Sonra diyor ki senin hakka ve hakikata istidadın yok. Kader seni bu şekavete mahkum etti der. Yeis atar diyor. Burada oluyor. Şeytan vesveseyi bunun içine atıyor. Burada mesul değiliz. Burası her şeyin her mertebesinin bulunabileceği, her şeyin bulunabileceği, aklı ve kalbi mayalayacak çekirdeğin olduğu, her daim insanın kontrolü altında olamayacağı bir yer. Dört tane tarifi var. Buraya ne demek? Şeytan vesveseyi atıyor. Kafir cin, bunu da anlatacağım. Kafir cinler vehmi atıyor. Vesvese var olanı yok ettirir. Amele. İman vardır. İmansızsın der. Abdestin var. Abdestsizsin der. Gusül yaptın vesaire. Vara musallat olur. Kafir cinler ise düşünce boyutundadır. Galiba kalp krizi geçireceksin. Öleceksin. Seni sevmiyor. Beni kimse kabul etmiyor. Bunlar şöyledir, böyledir. Olmayanı var eder fikir. Eylemle hiç işi yok. Erbaa kabiseler seyrettiğimiz filmler, izlediğimiz filmler veya şarkı türküler vesairedir. Ondan sonra mekanda kalsın, mevadi şerire, mekanın şerlerinin üzerindeki insana tesiri, Osmanlı camisinde veya şimdi yapılan cami, meyhane, beldelerin, İzmir, Erzurum mesela gibi, yani mekanın insan üzerindeki tesiri, şer olan yer, kişinin kendi şahsı manevisi, yani mazisi var, buraya etkiliyor. Yani sonra cemaatin şahsi manevisi var, buraya veriyor. Burada melek vahiy ve ilham eder, peygamberler vahiy, büyükler hepimize ilham eder. Müslüman cinler fikri destek verir. Evva aliyeler, seyrettiğimiz filmler, izlediğimiz güzel sözler, dersler. Mevad-ı aliye, mekandan kalsın mekanın, medresenin ve güzel, yani haram olmayan beldenin, dağ, sizin orası, ne dağ diyorlardı? Bozdağ. Bozdağ çıktık. O insana yaptığı tesir, usta yukarılara çıkardı. Ferdin, kendi şahsı manevisi, geçmişte aldığı eğitim, anane, örf, kültür, gelenek, ilim bulundu. Bir de cemaatin şahsı manevisi, cemaat hangi cemaatta bulunuyorsa, şehrin de şahsı manevisi var, şeyin de var. Buraya atar. Buraya atar. Bundan sonra bu imanın sureti burası. Her şeyin 18 bin alemin sureti burada. Şeytan buraya atar. Buraya geçemez kardeşim. Şeytan vesvesesiyle akla müdahale etmeye çalışır. Buradan geçmeye çalışır. Ama burada aklın, ikisi de akıl, bu mümin. Bu kafir. 142 sözlerde 3 yolda ya, burası fiil. Yani aklın 33 tane mertebesi var, bir tane fiil. Buradan hepsini almıyor. Süzüyor, süzgeç. Zekavet, hüşyar, idrak, muhakeme. Burası. Şimdi burayı nübüvvet tutmuş, nübüvvet. Burayı felsefe tutmuş. Vahiy buraya geliyor. Vahiy geldiği yer. Yani imanı tahkiki alacak. Bu ilim burada oluyor. Vesvese Risalesi'ni okuduğumuz halde niçin vesveseden Allah kurtaramıyoruz? Çünkü biz Vesvese Risalesi'ni okuyunca bilgi, malumat oluyor. O tasavvurdadır. Bilgi, malumat, zan, şüphe, tereddüt buradadır. Aklın 33 mertebesinden geçtikten sonra tasdik denilen ilim. İlime dönüştü mü artık bu mertebelerden geçtiği için ilim canlı ve ruhlu ve şuurludur. İlim onu tard ediyor. Çünkü subut-ı sıfattan ölü gelmez. Sonra izan bu buradan kalbe iner bu mertebe. Vicdana iner. Yani bunu tekrar söylüyorum işte bak. Bu kadar detay niye anlatıyorum? İmana niçin elini sokamaz? Şeytan değil mi? Şeytan. Şeytan niye alamaz? Alamayacak yani. Ama öyle demişler. Son anda geliyor diyorlar yani. He. Son anda kime geliyor göreceğiz. Bu vicdana iniyor. Burası iltizam fiildir. İslamiyettir. Bu sistem vicdana iniyor. Tekrar buradan o haletle burada fiile dönüşüyor. İslamiyet iltizamdır. İman izandır. Burada ballar balını yapıyor.
İman olduktan sonra iltizama dönüşüyor. Fiile dönüşüyor. Sonra itikat oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şeytanın imani taklidi buradadır. Gelenek, örf, bilgi, malumat, zan, hepsi burada. Vesvese de burada. Şimdi bu imanın suretidir. İmanın sureti. İmanın sureti. Vahiy buraya geliyor. Bu Kur'an'ı kabul edince. Peki parantez, vahiy kalbe, akıl. Sonra iniyor. İlk önce kalbe gelmez. Vahiy, Allah Resulü ilk önce adamların o bozuk kalbine değil ki aklına Kur'an'ı verdi. Sonra okudu, dinledi. Mucize gördü. Bazısı dinledi. Ondan sonra aklı kabul olunca itikat oldu, sonra imana dönüştü. Mesela Allah Resulü zamanında münafık yok muydu? Resulullah'ı görüp de namaz kılan ve onun gibi yaşayıp da ama kafir olanlar vardı. Değil mi? Peki nasıl oluyor Resulullah'ı gördüğü halde iman? Çünkü itikadı vardı, imanı yoktu. İtikat aklın nesidir? Buranın ve süpürgecisidir, kapıcısıdır. Şimdi imanın sureti bu. Bu makamda mahiyeti, imanın mahiyeti kalptedir. Kalptedir. Hakikati nerededir? Hakikati vicdanda veya itikattadır. İkisinden birisi olabilir. Daha şey yapmadım ama kanuniyeti şuradadır. Şu ikisinde cem olmuş. Şimdi anlatabiliyorum, konuşuyor. Şeytan bu sahanın dışına geçemiyor. Yani sekeratlı geldiği zaman oraya mı geliyor abi? Buraya geliyor. Tahayyül ve tasavvura geliyor. Buraya geliyor. Sana diyor su vereceğim diyor. Evet. Ondan sonra sen diyor Muhammed inkar et diyor. Eğer sen imanının suyun üzerine bina edersen su çekilirse iman düşer aşağıya. Yani bunsuz burayı yapmışsa amel yok. İtikadın sağlam değil. İmanı kemküm, hiç ilimle desteklenmemiş. Kur'an yakılın, takılın, efele tefekkürün, fetebiru ya ulel elbab, akıl sahiplerini şahit yapıyor. Yani hiç bu akıl seviyesinde yapmadığın imanı tahkiki. Taklidi iman anne babadan kalmış, biraz kalmış burada. Nedir buradaki? Bilgi, malumat seviyesinde. Bilgi, zan da var, iyi veya menfi zan. Şeytan buraya mı saratı? Şeytan merhamet ile buradan ileri geçemiyor. Vesvesesini şuradan aşağıya vermeye çalışıyor. Vesvesesini. Şuradan aşağıya vermeye çalışıyor. Veremiyor buraya. Şuradan vesveseyi böyle geliyor. Vermeye çalışıyor. Ama buradan dışarı çıkamıyor. Nasıl ki kalbe büyük zatlar da bakamaz, şeytan da bakamaz, melek de bakamaz. Niye kalpte? Nazargah ilahi olduğu için. Burada, iman burada şeytan. O zaman orada imana giden surette kalmış. Surette kalmış. Surette kalmışsa zaten sen öyle bir ev yapmışsın ki çatısı yok, kapısı yok. İçeriye koydun. Yani denk gelirse hırsız hiç şansın var mı? Yok. Ama buradan buraya geçemiyor. Ne diyor? Bak diyor ki ondan sonra. Şöyle diyor. İman hem kalbe. Nasıl inecek Murat? Buraları geçecek. İzana girecek. İzandan vicdana, vicdandan da kalbe inecek. Bak imanın yeri neresiymiş? Kalbe yetmiyor. Ruha. Tamam. Ruha. Hem sırra. Mesela buraya göre uygularsak imanın yeri, bak, imanın mahiyeti, imanın hakikati, imanın kanuniyeti, imanın sureti. Şimdi buraya göre, Kastamonu'ya göre uygularsak, İmanın yeri neresidir diyor. Ruh diyor.
Dedi ya. Evet. Hem kalbe hem ruha. Ruha. Kalbe. Ondan sonra sıra letaife. Latifelere. Kanuniyet, sıra kanuniyeti akla, serbest belge, tasavvur ve tahayyüle. Tasavvur, tahayyül. Buraya göre. Yani imanın eğer merkezden bakarsan iman mahiyeti Allah'tadır. Burada insandaki karşılığını söylüyor. Şimdi şeytan ruha nasıl elini sokacak ya? Kalbe nasıl sokacak? Hakikati akla zaten geçemiyor. Geçse bile ya aklı şahit yapıyor. Vahiy kabul etmiş. 33 tane mertebeyi miktardan geçmiş. Ondan sonra devam edeyim. Yine geçeceğim buraya. Evet. O nasıl şey yapıyor? Adam 80 sene ibadet ediyor. Niye peki bunu çok öne çıkarttılar, çok pompaladılar, ölüm anında şu olacak, bu olacak. Hani bir bugün şey vermiştim, Murat'la beraber mutala ederken, 19. mektupta anlatıyor. Niye Hazreti Ali hakkında çok varit olmuş, hadisler çok zikredilmiş ulema mabeninde de. Hazreti Osman hakkında mı yok? Hazreti Ömer ve Hazreti Efendimiz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ecmaîn hakkında mı hadis az var? Yok. Ömürleri onlar belki daha fazla geçmiş. Çünkü ihtilaf ve sıkıntı onun üzerine cereyan edince o sahabeyi inkar ettiklerinden dolayı mesela Vehhabiler, ulema o tahribatı tamir etmek için Hazreti Ali ile alakalı hadisleri çok öne çıkarttılar. Vehhabilerin tasdit-i musallatından dolayı. Şimdi dolayısıyla öyle bir zamana geliyoruz ki iman adam kale almıyor. Yani küfrü işmam eden sözleri söylüyor. Gidiyor ki namaz kılıyor ama Süfyaniyet'e taraftar adam. Faizi ele al diyor. Yani şerleri taraftar oluyor. Şimdi iman nerede kalıyor ya? Bu yüzden yani millet teyakkuzda olsun diye. Teyakkuzda olsun diye imanın suretine ait söylenen rivayetleri öne çıkarttılar. Evet. Taklidi olan imandan tahkikiye geçeceksin. Doğru söylediler. Burada kalırsan hiç pek şansın yok. Burada kalan bir imanın iltizamı olur mu? Olmaz. Eylemde değilsin hiç. Sordukları zaman Allah abi tabii canım. Sorduğu zaman hatırladın. Ben namazda hatırlayamıyorum da zor. Namaz kılmayan Allah mı hatırlayacak? Gündelik hayatta. Şimdi geçip devam edelim bak şimdi. İlmel yakin demek tasdik seviyesinde şu. İlmel yakin, iman şurada. İlmel yakin. Aynel yakin Allah alem bu makamda izan şunda. Aynel yakin. Çünkü ayn göz görmek. Hangi göz? Öğlen dersi yapmıştık. Kafa gözü değil. Vicdanda bir göz var. O göz nasıl çalışıyor? Dört soğan kabuğundan dışarıdan içeriye geçiyorum. Vicdanın en dış kabuğu irade. İbadetullah yaparsan güçlenir. Gir içeriye zihin. Marifetullah. Gir içeriye his. Muhabbetullah. Geç dörde merkeze. Latife-i Rabbani. Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Ama kafa gözü değil. Onun alameti neydi? Huzur olmandır. Keyif almandır. İmanından lezzet almandır. Kalp penceredir, seyreden vicdandır. O kamerayı da sanki Latife-i Rabbani'ye. Bak şimdi, bir de okuyorum. İlmel yakin şu, imanın seviyesi. Aynı yakin bu Latife-i Rabbani'nin Allah'ı görmesidir. Hakkal yakin, yani onu görmenin dışında ateş elini sokuyorsun ya, aynen görmek, ateşi sokunca hakka, eylemsel dönüşmüş hali, imanın hakka yakin. Çünkü yaşayıp görerek elde edilen kesinlik, gerçeği eksiksiz ve kesin olarak görüp yaşayarak anlama ve bilme, bu iltizamda.
Yani imanı bizzat, imanından lezzet alıyorsun, eylemsel hali. İmanın şeyi, taklidisi, ilmel yakin, aynel yakin, eylemsel hakkal yakin, İslam bu. Ehli keşif ne demek? Ehli keşif, keşif sahipleri, yani dış duygularla bilinmeyen manevi alemleri ve içindekileri Allah'ın Celle Celaluhu izniyle görüp bilenler. Kim bunlar? Ehli keşif. Beş duyguyla göremeyip o halle, sizi işte halet-i rüyelerle gördükleri, bildikleri. Peki ehli tahkike geçmeyeceğim. Tahkik nedir? Esma yoluyla müsemmaya varanlar. Mesela kendi keşfi haletiyle, hissiyatıyla keşfettiği değil, bizzatı kendi aleminde esmanın açığa çıkmasıyla ilmi seviyede o esmanı gösterdiği, yani Kur'an'ın tanımladığı, tarif ettiği gibi. Kendi keşfine kanaat etmiyor. Kur'an'ın tarif ettiği gibi. Onu 32. sözde, şu misali veriyor, 25. sözde de var. Gemiye adam dalıyor. Karanlık, gemi batmış, hazineler alacak. Orada el yolda bile işte böyle bir şeye denk geliyor. Diyor ki gemide hep bundan var. Ötekisi tepesine lamba koymuş, her taraf aydınlanmış. Bu odada bu var, bu odada bu var, bu var. Bu işe bu, tahkiktir ya. Peki tereddüt, kararsızlık. Bu nevi iman-ı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Görüyor musun? Şeytan burada hakim olsa bile vesvesesiyle buraya hücum ediyor. İman-ı tahkiki burada kalmıyor ki burayı bile işgal etsen imanı elde edin. Burada ilmel yakin. Aynel yakin de burada. Yani bu seviyedeki iman sırf akılda durmuyor ki şeytan hadi burayı açtı bariyeli. Bunu bile işgal etse ilmel yakini var yani. Ne diyor? Bu nevi iman-ı tahkik ise yalnız akılda durmuyor. Demek iman-ı tahkik akılda da oluyor kullanıyor. Peki diyelim ki hakkal yakin veya aynel yakin veya buraya bakın ilmel yakin iman. Burada da aktif olur mu? Aktif olur tabii. Nasıl aktif olur? Üniversite diplomasında ortaokul diploması yok. İşe alınacak diyelim. Lise diplomasını istiyoruz dediler. Adam lise, üniversite diploması gitse yok mu diyecekler. Ha, otomatik içinde var. Yani hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin içinde zaten zahirde imani taklidi de var içinde. Sekerat vaktinde, sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Buraya hücum ediyor. Tamam mı? Şuraya hücum ediyor. Şu fazla karabalık olmasın diye şey yapayım şurayı. Tamam mı? Şuraya hücum ediyor. Şuraya girecek. Ulan zaten buraya hücum ettiğinin alameti nedir? İşgal etse vahiy reddeder. Vahiy inkar eder. O zaman aklı işgal etti. Vahiden alakası kesti mi, nübüvvet yolu bitti. Adam felsefe başladı. İşgal oldu ya, aklı işgal oldu. İlim, onların da ilmi var. Batıl ilim. İnkara aitti. İlim var. İzanları batıla izan oluyor. Menfi yaşıyor. Batıla itikad ediyor. Sözler 142'de diyor ya, 3 tarzda. Yani bu taraf çalışmıyor. Kafirin hali. O zaman kafirin sekeratı oluyor mu abi? Sakirin sekeratı zaten bitmiş. Ne sekeratı? Zaten yaşarken bitmiş ya. Peki, ya imanın alacak. İmanını şeytan alabilmesi için iman olması gerekmiyor mu? Evet. İmanı yok ki alsın. Yani çöp gibi açacak. İmanı kimin alın? İmanlı olana. İman buraya gelmiş adam. Zaten bitmiş yani. Diyor ki beni diyor gömmeyin. Camiye götürmeyin. İnanmıyorum diyor. Bu adam şeytan imanını mı alacak? O zaman abi şöyle bir şey diyor. Taklidi imanda bir iman var ki geliyor yani. Geliyor tabii. İmandır o da. O da bir iman o zaman. Tabii. Olmayana niye gelsin o zaman? Tabii iman, taklidi iman da imandır. Ama tehlike var burada. Yani burada bu derste gayemiz. İman bu seviyelere indi mi adamın eli gitmiyor. Sır burada. Bak ne diyor? Diyor ki
hem kalbe, hem ruha, hem sıra, hem öyle latifelere sirayet ediyor ki iman, şurada iman, Kur'an geliyor. Şeytanın eli, şeytanın şu eli, o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalde mahfuz kalıyor. Yani buraya nasıl geçecek? Eğer şeytan bunu işgal etti mi nasıl anlarız? Vahiy biter. Vahiy bitti mi nübüvvet yolu kapanır. Bu yol açılır. Zaten şakin kafirdir. Aklı işgal etti ederse vahiy biter. İşgalden maksat abi? Yani bitti. O artık bu batılda çalışır. İnkarcı olur. Yani bunu da aklı çalışıyor bak. Bu da bak. Taakkul. Bu da akıl. Bu da akıl. Bu da tasdik. Bu da ama batıl. Batıl hak. Batıl hak. Batıl itikad. Batıl itikad ediyorlar. Putlara itikad ediyor adam. Hurafeler ediyor. Eğer vesvesesiyle burayı işgal ederse, şurayı diyeyim, şurayı etti mi, vahiy ortadan kalkıyor. Vahiy ortadan kalktığının alameti de ne oluyor? Vahiy ortadan kalktı mı, bu yol kapanıyor, şuradan bu yol başlıyor. O zaman, peki, iyi dinle burayı. Bunun şekeratta imanını şeytan alabilir mi? Yok, yok ki. Neyi alacak ki? Adam dedi ki bana, birisi dedi ki bizim memleketin şey dağları köyler şöyle. Bir vadi. Ortadan dere geçiyor. Tepesine çıkmış. Anlatılıyor bizden önceki kuşak. 2-3 kuşakta olmuş. Böyle bakmış öyle. Demiş ki şu karşıki dağlar benim olsa da imanım olmasa. Tövbe. Niye tövbe dedin hemen? Değil mi? Muhali kabul edemiyorsun ki. Tövbe yani. Tabii ki tövbe. Nasıl vicdan itti seni? O diyebiliyor biliyor musun bunu? Senin itti ama onu diyebiliyor. Bana dedi ki bunun imanı gitti mi dediler. Ne demem gerekiyor? Yok ki sen. Yok ki gitsin. Olmadığını delil nedir diyebildi yani. Söz surettir. Batından haber veriyor. Batında böyle bir şey yok ki diyebiliyor. İmanı, evet imanı taklidi var burada. Var yani o da iman. O taklit de yok onda. Onda bir şey yok ki. Direkt adam hiç buraya şey yapmadan işgal etmiş. Direkt girmiş yani. Şeytan kafirin imanını almaz ki. Bir de bir şey söyleyeyim size. Haşir meydanında hesap kafiri yok ki. Hesap ne demek biliyor musun? Muvazeni, amal deniliyor. Hayır, şer. Hayrı yok ki şey olsun şeyli. Küllü men aleyha falan. Her şey bitmiş. Onu direkt yani. Onu yaptıklarını gösteriyor. Hesap Müslümana var. Hayrı yok ki. Hesap iki yönlü gösteriyor. Bizim abi bizim bu sekerat olayı doğrulanmış oldu şimdi. Yani tahkiki iman sahibi adam zaten sekerata girmiyor o zaman yani. Burayı zaten bitirmiş. Sekeratta bir şey yok o zaman. Evet. Yani. Sarhoş olmuyor yani. Ne diyor ustadımız tabi? Terhis olacak o ya. Pasaport bahanesinde şeyini alacak. Vesikasını alacak. Öyle demiyor mu? İdam sehpasını diyor. Pasaport dairesi olarak görüyor diyor. Öyle demiyor mu bakın? Evet. O adam terhis olacak. O nedir? Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkan bir yoldur diyor. Ha, imanı taklidi ise sekeratı yaşayacak, yaşıyor da. Peki imanı tahkiki nedir? Zaten yaşarken buranın canını okumuş zaten. Şu anda şeytan imanımızı almaya uğraşıyor mu, uğraşmıyor mu? Lan şimdi şeytan bekliyor da benim ölüm anında mı imanımla savaşacak? Zaten benimle sonra savaşıyor. Evet. Bir daha. Şeytan bekledi. Şu saate kadar tam öleceğim. Ver bana imanını. Şimdi kadar neredeydin? Ben seni bıraktım, mühlet verdim. Şu anda imanımızı almaya uğraşmıyor mu? Namazlara kıldın, oraya tuttu. Bak şimdi. Mustafa şu anda senin imanını almaya uğraşmıyor mu? Sekeratı yaşıyorsun. Yani imanı ver verme, ağlıyorum almıyorum mücadelenin adı değil mi? Şimdi ben zaten yaşıyorum onu. Hani var ya, Nüker Mekir hesap soracak. Nüker Mekir şunu soracak. Soru bir, karşıdan geliyor açık saçık. Soru bir, bakıyor musun bakmıyor musun? Tam bir fırsat geldi gariban. Telefon. İşte satacak bir namle. Tam gariban bilmiyor. 300 bin lira verdik. Oysa 1000 lira. Bilmiyor. Tam bir fırsat. Şimdi soru bir. Nüker Mekir soruyor. Bunu istismar ediyor musun etmiyor musun? Yaptın.
kabire girdin. Mükemmel ki hani öğretmen imtihana giriyoruz, bir hafta sonra yazılı kağıt okunuyor. Öğretmen yazılı kağıdını yaptığı anda vermiyor ki cevabını. Bir hafta sonra en erken öyle çalışkan öğretmenler bir hafta sonra kağıdı okurdu. Öyle öğretmenler ki aylarca okumazdı yazılı kağıdı. Sonra mükemmel diyecek ki bak falan yerde falan tarih adamın telefonunu kadın bilmiyordu, sonra soru soruldu. Bunu anlatıyor musun, anlatmıyor musun? Soru soruldu sana. Yaptığın davranış nedir? Cevaptır. Yazılı kağıdını nünker mekir senin yüzüne okuyacak. Şu anda imanı almaya uğraşıyor mu, uğraşmıyor mu? Uğraşıyor. Sekeratı yaşıyoruz zaten. O nedir? Artık o hayatının bütünsel hali olacak. Yaşadığın hepsi bitti. O hayatın her kesidinde mücadelen vardı. Komple olacak. Hadi bakalım son şeyimiz. Son round. Üçüncü round. Nedir o? Artık gidiyorsun. Bakalım. Ben zaten buradan çıkmıştım yaşarken. Buralardaydım de. Adam burada. Ya sen sekerat tabi mesela maddi yönünden bakacak olursak kim sekerata giriyor ya? Adam kalp krizi geçiriyor, trafik kazası yapıyor. Bir süreç yaşamadan gidiyor zaten çoğu insan. Ani bir şey. Yani o ruh hal işte. Devam edeceğim şimdi. Bak şimdi. O kadar antika bir şey ki. İnsan korkuyor da ama Hazreti Ali'nin nasıl ki onun hakkında hadisleri, rivayetleri öne çıkarttılar. Yani adam lakayt kalmasın. Şimdi söylüyorum o tasavvufçudan dediği gibi. Kardeşim imanı taklidi de kalırsan pek şansın yok. Yani hem şimdi de Musa'lar nasıldır? 40 ve fiyattan cami cemaati ha. Bunu hatırasını okudum. Camide kılıyorlarmış 5 vakit. Bir iki tanesi kurtarmış. 38'i 37'si ne oldu? Küfrü taraftar olduğu için gitti. İmanın şartıdır biliyor musunuz? İmanın bir tane şartı Allah dostuna dost, düşmana düşman olmak. وَلَا تَرْكَنُ لَلَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Taraftar olmayacaksın. Demek şeytanın vesvesesiyle akla nüfus edebilir. Giremiyor ama serbest bölgeden şüphe verebiliyor, gönderiyor. Bundan daha ileri tesiri gidemiyor. Şeytan daha bundan ileri gidemiyor. Taakkuden şeytan vesveseyi buraya atabiliyor. Baka buraya. Şeytan bundan ileri gidemiyor. Yok, yol yok ona. Yani memurun boğazında kart var ya, onunla kapıları okuyup geçiyor. E sen geç bakalım. Anahtar sok. Olmuyor. Şeytanın anahtarı yok bundan sonra. Çok çok aklı işgal eder. Aklı işgal etti mi? Zaten o kişi nedir? Kur'an'ı inkar edecek zaten. İşgal ettiğinin alameti. Etti mi? O sekeratı bitirdi. O bitti. Ama son mühürü Allah mühlet veriyor. Belki ölünceye kadar belki döner. Tövbe kapısı açıktır diye. Ama o anda Kur'an inkar ettiği anda zaten şeyi bitti. Sekeratı bitti yani. Mühürlendi. Ehli keşif ne demek? Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakabiliyorlar. Ehli keşif bu. Çok yüksek makam değil. 19 mektubatta söylüyor. Ehli keşif kimdir? Ve o kadar yüksek bir seviye ki ismi ve dut sırrına mazhar olduklarından mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar Mustafa. Vacibül vücuda bakıyorlar, anlıyorlar, idrak ediyorlar demiyor ha. Bakıyorlar. Ama hiç elinde hiç olan bu kardeşiniz diyor, ismi Rahman ve Hakim ismine mazhar olduğu vakit diyor, olduğu vakit hükmünü söyle, hemen viraj yapıyor. Sözler atmış, sözlerde diyor, onlar şey beyan etmiş. Tam da onlar vacib vücuduna bakarken ve duda mazhar iken bakıyorlar. Sen Hakim ve Rahim ismine mazhar ol, hiç ender hiç olan bu kardeşiniz, tamam. Ne oldu da onun neticeyi söyle demeden viraj alıyor. Sözler onların teleşuatıdır diyor. Şimdi ne diyor bak bir de okuyayım. Ehli keşif mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Vicdan kalp penceresinden letaif-i Rabbani'ye bakıyor. Latife-i Rabbani'ye bakıyor. Kalp penceredir. Şey ise vicdan bakandır. Latife-i Rabbaniye sistemiyle vicdan Allah'a bakıyor. İnce Mesnevi Nuriye'de 246'da diyor ki evet fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Akla pencereymiş. Fıtrat ile vicdan, şu vicdan
Fıtrat ile vicdan akla penceredir diyor. Akıl buralardan bakıyormuş. Tereddüt ve şüphe şuradadır arkadaşlar. Tereddüt ve şüphe buradadır. Delil de buradadır. Delil, zan, burhan buradadır. Hüccet buradadır. Hüccet vesikadır. Kabul ümmet olmuş. Burhan da akılda kullanıyor. Tasavvur da usta delilleri kullanıyor. Külliyatta 22 sözde. Şimdi imanı tahkiki işini konuşuyoruz. Ondan sonra keseceğim arkadaşlar. Az kaldı. İmanı tahkiki şimdiye kadar bunu koy. İmanı tahkiki esma yoluyla mevcudatı mektup gibi okumaktan katiyet ve zaruret haline gelen iman. Bir daha. Esma yoluyla mevcudatı mektup gibi okumaktan katiyet ve zaruret haline gelmiş iman. Yani Allahsız, Allah Allah, Allah katiyet ve zaruret olmuş. Sen mesela nefes aldığına iman ediyor musun? Ne demek yani iman ediyorsun ya? Demeye gerek yok ki. Ne iman? İman olmak, emin olmak. Ne emin olmak? Ben bunu yaşıyorum. Şu anda tavanda lamba yanıyor mu? Bakma ihtiyacı niye duymadın? Eminim ben. İman et ya, ışık yanıyor. İman gaybadır. Artık bunu yaşıyorsun ya. Diman tüm mertebelerine şamil olmuş. İman-ı tahkiki. Diman tüm mertebelerine şamil olmuş. Hepsinden süzülmüş. Her mertebeyle boyalanmış, anlamlanmış, her mertebeyi hakikatine bağlamış veya bağlamaktan hasıl olmuş. İman-ı tahkiki neymiş? Şu, taklidi iman, imanın diman taakkülünden, imbriklerinden geçti. İman ilime dönüştü. İman vicdana, kalbe, ruha sirayet etti. Eyleme dönüşmüş, sarabet haline gelmiş. Dolayısıyla diman bütün mertebeleriyle mahsetmiş, böyle emmiş. Her mertebesiyle iman boyalanmış. Sureti burada. Ama bu her mertebesiyle mahsederse, sirayet ederse tahkiki oluyor. Devam edeyim. İman izandan vicdana girmiş. Bak iman şuradan izandan vicdana girmiş. Şekil yaptım ki gözüksün diye. Okusaydım zor olur. İzandan iman vicdana girmiş. Oraların hükmünü de almış. Şurada vicdanda irade, zihni, latife, rabbani, kaptaki de latife, insani hepsini boyalamış. Hükmünü de almış. Tekrar diman iltizamına gelip vicdan iman olmuş mu? Sonra geri dönüyor o iman. Sen mi bana bir adım attın, bana bu iman nimetini diyor. Kat diyor kafaya. Bana kattırdın bunu diyor. Vefa borcunu diyor. İman olduktan sonra geri dönüyor iman. Şuradan, izandan geri dönüyor şuradan. İltizam eyleme dönüştürüyor ve itikadın çapını yükseltiyor. İltizama gelip itikadın kalitesini, şurada itikadın kalitesini yükseltiyor. İtikadın kalitesini tesir etmiş. Vicdanda ise, vicdanda iman aynel yakin mazar olmuş. İmanın aynel yakin demek mertebesi vicdandaki ayn, görmek. Görmeyi kim diyordu? Kalp bir penceredir, seyreden vicdandır. Seyreden kişi kimdir? Latife-i Rabbani. Latife-i gördüğü için ayn deniyor. Ayn, görmek. İmanın aynel yakin mertebesi vicdandadır. Latife-i Rabbani de bir cihaz mı abi? Cihaz, evet cihaz bu. O zaman başka biri daha var o zaman. He? Başka biri daha var o zaman. Yok. Vicdan cihazı seyreden Latife-i Rabbani kendisi. Latife-i Rabbani diyor. Vicdanın şeyi. Vicdan için nezare diyor. Seyreden Latife-i Rabbani. O Allah'ı görüyor. Ne yapıyor? Huzur geliyor, haz oluyor, keyif oluyor, lezzet oluyor, memnun oluyor. Acayip acayip aletler oluyor. Mesela ben şükür için söyleyeceğim. Ben Allah biliyor, yalan demiyorum. Hani şeyde farzda darıya girmez. Ben namazımdan lezzet alıyorum. Bu neyi gösteriyor? Latife-i Rabbani'nin otellere baktığına. Namazdan herkes lezzet alıyor. Namaza girene kadar sıkıntı çekersiniz. Namazın içinde
Ekseriyeti mutlaka ile fazla zihniniz dolu değilse lezzet alırsınız. Ne olmuş? Diyor ki aynel yakin mazar olmuş, ilmel yakin, bak ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin cem etmiş hali. İlmel yakin dimalı oluyor. Unutmayın. Dimadır bu. Şimdi genelliyoruz. İmanı mertebelendirmiştik ama hulasa şunu. İlmel yakin dimada. Aynel yakin vicdanda. Hakkel yakin kalben oluyor. Şimdi yazıyor. Onun niteliği. İmanın ilmel yakin, imanın aynel yakin, imanın hakkal yakin. Diyor ki bu imanı burada tasnif ettik, yorumladık, la'yı anlamak için, parçalamak için. Ama netice şu, imanın ilmel yakini dimada, ay görmek olduğundan vicdanda, hakkal, hak ne demek? Hakkal yakin şu, hakaike şey sabit etunda kalsın, kalp, Kabe, arş aynıdır. Arş nedir? Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Dolayısıyla hakkal yakin demek esmanın perdesiz zuhur yeri. Açığa çıktı yer kap. Böyle bir iman ne haline geliyormuş? Onu okuyayım size. Yazayım. İmanın İmanın bedahet ve zaruret haline gelmiş mertebesi. Yani zıttı düşünülemez. Düşünülemez mertebesi. Burası. İmanın zıttı olamaz artık bu. Peki sureti neredeydi? Şuraya yazayım. İmanın sureti şöyle yapayım. Karıştırmasın. Şurayı da sileyim. Serbest bölgede. Bunu ben ekliyorum yani şu. Onun için dima deyince zaten hepsi giriyor. Ama hiç eklemeye gerek yok. Çünkü onu eklemeyeyim. Çünkü dima zaten var. Bunu ben kendim şey yapsın. Dayan. İmanı burada çalacaklar diyecektim ama tepesine koymayayım. Tamam mı? Şunu aynı şimdi koyayım. İman. Devam edeyim. Bu ne işimize yarayacak bu bilgi? Kardeşim, Allah ile ahiretle emin yaşıyorsun. Elhamdülillah nefes alıyorsun ya. Mustafa bu kadar çalıştın, dersler ne yaptık diyeyim. Dersler koştuk. Allah'a öyle şey. İnsan biraz haşa istemiyor ama emin ve ümitli yaşamak istiyor. Öyle tasavvufi o kitapların, o söylemlerin dinlediğin zaman insan aklı başına gidiyor ya. Yani ümitsizliğe atıyor. Mesela yani, halk arasında çok yaygın. Son nefese itibar ediver diye. Ya. O zaman ne yapalım? Onun için şeytan da yazmış son nefeste şey yapayım diye, biliyorsunuz rivayet. O ayet okuyunca imansız gitmiyor musun? Dağlara taşlara yazmış o ayeti. Ama nereden hatırlayacak onu? Hakikat esmaların meratipleri olduğundan, hakikat neymiş? Esmaların meratipleri olduğundan en nihai arşta iman.
Arşın insandaki karşılığı kalptir. Tamam. Kalbin, arşın bizdeki karşılığı nedir? Kalptir. Sekerat anında şeytan tahayyül ve tasavvuru kullanmaya çalışır. Şeytan. Bu ikisine tesir edip aklı sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Şu ikisine tesir edip aklı sıkıntıya sokmaya çalışıyor. İmanı tahkiki bir, akılda, kalpte, ruhta, sırda, latifede. Beş yere geçiyor. İmanı tahkiki. Akılda, kalpte, ruhta, bir de sırda, sır. Sır var. Nerede o? Kalbin içerisinde, latife insanın içerisinde sır. Bir de ruhun içerisinde latifeler var. Bir de orada var. Beş tane. Sirayet ediyor. Ustad diyor, kökleşiyor. Şeytanın eli buralara yetişemiyor. Şeytan serbest bölgeden akla tesir yapmayı istiyor. Keşf ve şuhud ile hakikate yetişir. Bu yol ehas havasa mahsustur, imani şuhududur. Yani şunu da yapayım şurada, yazayım. İmanı tahkiki nerede? Onu da yazıyorum ve kesiyorum. Hangisiyle yazayım şuraya? Bak, imanı tahkiki 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra şurayı şey yapalım ki karışmasın. Murat'a kalem mi dayanır ya? Tamam. İmanı tahkiki bak. Bir tanesi şurada. Akılda, kalpte, ruha, sırra, ruha, sırra, letaife. Şimdi nerede olduğunu da göstereyim. Şunu da çizeyim. Ondan sonra keseceğim. Tamam. Şimdi dimağda komple aklı da kalbi aldığına göre vicdanı da aldı. Şu bunlar belli, kalpte belli. Sır, kalpteki latifeyi insaniyenin içinde sır. Letaif şuunat-ı Rabbaniye'nin bizdeki karşılığında. Şimdi imanı tahkiki şu. Şimdi arkadaşlar vicdan ya. Vicdanı da içine alıyor. Buralara dokunamaz. İman komplesi kalpte, vicdanda, ruhta, sırda ve letaifte, yani şunat-ı zatiyenin, şunat-ı Rabbaniye'nin bizdeki karşılığı uzun. Sizi de yordum ama hepimizin derdi bu. Elde edilen imanı korumak değil mi? Şu misali vereyim. Öyle iman etmek kolay değil ki. Firavun bir baktı şöyle tepeden, yukarıdan bakmış. Kızıldeniz'i yarmış adam gidiyor. Ne yapması lazım?
Musa Aleyhisselam Kırmızı Deniz ordusuyla gidiyor. Şaşırmaması gerekmiyor muydu? Allah Allah. Deniz yardı, sen deniz yardı adam geçiyor. Ne yapardın? En azından şaşırmasan bile acaba halisi nasıl mı diye gözünü kaşır. Sen de gidersin. Adam arkasına gitti iman etmektense. Lan denizi yarana düşmanlık olur mu? He? Demek ki imanı tahkik öyle olmuyor bedava. Arkasına gitti. Peki iman etti mi? Etmedi. Allah'a iman etmedi. Ne dedi? Allah'a iman etmedi. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Bak ince. Arkasından gidiyor kendisi de. Kızıldeniz'de yaranmış o da gidiyor. Avan'dan gidiyor ben de gidiyorum. İman etmesi gerekmiyor mu? Etmedi gene düşmanlık yaptın. Peki ne zaman bunu söyledi? Deniz kapanınca onu istisna yaptı. Bunu kapatıyor. Onu kapatmadı beni kapatıyor. O demek o haklıymış. O güle güle. Geçmiş olsun. Musa haklıymış. Ne zaman? Suyu yutmaya başlayınca. Bitti. Şimdi adam ölüyor. Mezara bakıyor amcasına. Ben de yanındayım. Nereden bilecek benim bir şey olduğumu? Ondan sonra amcası beyaz eşyacı. Baba baba diyor. Amcası gibi alıyor. Ne oldu lan? Diyor. Baba diyor o sattığımız faturayı yatırmadı. Zıt nasıl yaşıyor zıttı. Ben demedim lan oraya ona mal vermeyin diye. Ben buradayım idare ediyorum siz. Şey yapın. Adam bankaya ver. Nasıl yaşıyor ya böyle bir şey? Etkileniyor mu? Yok. Doğuda parayla avlama kadınları tutuluyormuş. Ona malzeme veriyorsun. Şöyle şöyle yapmıştı da böyle yapmıştı. Akşam onu şey yapıyor, ağlıyor. Şöyle yapmıştı da böyle para vermiş, böyle merhameti diğerleri de evde oturuyorlar, yemek yiyorlar. Ondan sonra akşam üzeri bak avladık senin babanın adına şu kadar parayı ver. Avlama insanları var. Meslekleri avlamak. Ayet yaparlar. Demek ki İnşallah imanımız zevalde mahfuzdur. Cenab-ı Hak imanı sekeratta gitme tehlikesi taklitte olandır. Ama o da imandır. Kurtarır mı? Kurtarabilir de. Batar mı? Batabilir de. Ama tahkiki olan da olan en iyiliği bu akşam sen çay getirdin ya. Ne unuttun? O çok kötü bir şey. Tamam o lafı demeyeceğim ha. Ondan sonra bugün bana vurdun zaten. Demek ki insan cahillik yapabiliyor. Böyle ağzımıza bazen bir şeyler veriyorlar. Şey biz de tekrar diyoruz. Ne dediğimizi de bilmiyoruz. Demek ki imanı taklidi imandır. Yani imandır bak. Taklidi de şey ama tehlike vardır. İşte büyük zatlar ifadeleriyle taklitten tahkike geçin. Lan gururumur yaşamayın. Akıllı olun. Tahkike geçin. Bu tehlikedir. O zaman söker imanınızı. Sökebilirdi yani. Sökülmüş mü? Sökülmüş tabii. Ama sifamellen değil, ilmen yakın, aynel yakın, hakkal yakın yapın. İmanı tahkikinin murat geldi. Akılda, yani dimağda, kalpte, ustanın söylediği. Akılda diyor, yani dimağda, kalpte, ruhta, sırda, letaife sirayet ediyor. Öyle kökleşiyor ki şeytanın delildiği buraya hayali bile ulaşmaz. Akla ne demek? Dimağın bütünselliği. Kalp ne demek? Vicdaniyatını dahi. Ondan sonra ruhtaki zihayat ve zişurdu kanun emr. Sır ne demek? Kalpte, kalbin içinde bulunan latife insani var. Onun içi. Letaif, şunat-ı Rabbaniye'nin bizdeki karşılıkları var. Nedir o? Şefkat-ı Mukaddesi. Çık dışarıya, soğan çocuğu gibi. Merkezden dışarı çıkıyorum. Şefkat-ı Mukaddesi, Muhabbet-i Münezze, Surur Mukaddesi, Sevk-i Mukaddesi, Lezzet-i Mukaddesi, Memnuniyet-i Mukaddesi, İftihar Mukaddesi. Komplesinin içine, letaif bu, latife. O latife insanın içinde bu. İnsanı oraya da sirayet ediyor. İmanın öyle kökleşiyor ki zaten bedahet ve zaruret haline gelmiş iman. Şeytan kim? Zaten bir de bakıyorsun ki şeytan da zaten sistemin içinde imanı taklidi, tahkiki yapmak için şeytan denilen bir sistem. Şeytan öyle menfi gibi gözükürken aslında iki tane karı var bize. Kemalat insaniye sebeptir. Bir de
Hadi bakalım. Makasidi külliye hayriye. Emre olsa ne söylerdi? Makasidi külliye hayriye vesile oluyor. Şeytan olmasa iki sıfatla mahrum olacaktı. Kemalat insanı olmayacaktı. Külli hayırlara da vesile olmayacaktık. Olmayacaktı bizde. Demek ki imanı taklidi, imanı tahkiki böyledir. Şeytan buraya şapamıyor. Sorusu yoktur. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ Ben olan ben nerede? Bir soru da ben sorayım abi. Tamam. Mürtedi burada nereye yerleştiriyoruz? Harika. Mürşed. Mürtedi nereye? Bak. Ben olan ben, beraber giderim. İlk önce şunu bildiğim örneği vereceğim, sonra böyle gidelim. Benim gömleğim. Gömlek sahip çıkılan. Bu arada çay da demlensin. Ben diyen arkada değil mi? Benim bu sahip çıkılan, benim gömleğim diyen gömlek değil arkada. Benim atletim, ben diyen arkada, sahip çıkılan atlet önde. Arkasına geçtin atletin. Benim vücudum, tamam. Benim serbest bölgem, bunun arkasındayım. Beraber gidelim. Benim aklım, benim dimağım, benim kalbim bunu kaldıramaz. Acımasız hadise bu. Benim kalbim çok rahatsız. Gir içeri. Benim ruhum bunu hiç tahammül etmez. Ruh, hatta denilecek ki niye ruhunuzu kirlettiniz? Ruh bize emanet. Emaneti mutadet vücudundan bir tanesi nedir diyor. Bir tanesi nedir? Kur'an'dır der ulema. Bir tanesi nedir? Ruhtur derler. Ulemanın sözleri bunlar, kavilleri. Ruh. Ha, şimdi ben olan ben kimdir biliyor musun? Artık arkasına geçilemeyecek, önü arkası olmayan, sahiplenmesi ortadan kalkan şeydir. Giriyorum. Benim gömleğim, ben hala varım. Benim atletim, ben hala varım. Benim vücudum, hala ben varım. Benim hayatım, ben hala arkadayım. Benim aklım, ben arkadayım. Benim ruhum diyen, hala ben arkadayım. Benim yok. Benim arkasına geçemiyorsun. O da o oluyor yani. O, yani insan yazılımı. Yani Allah diyor ki Celle Celaluhu, Celle Şanam Ennüvelu. Herkesin bir sırrı var. İçinde tuttuğu sır var. Çık dışarıya. Hanımına söylediği var. Arkadaşlarına söylediği var. Sokağa söylediği var. Mesela öyle bir sırrı var ki hanımına bile demezsin. Ha, Allah'a kıyas et şimdi. Allah diyor ki Celle Celaluhu hadis-i kutsine, insan benim sırrımdır. Ben de insanım. İşte o ben olan ben, o benim, hani ene size emanet verildi. O sırrı ilahi olanız. O eneyi de alan o. Emaneti de alan o. Tamam mı? O ben olan ben, o sırrı insani. Allah'ın sırrıdır o. O benim. Şimdi burada hiç yok o. Ben olan dedin, o zaten burada yok. Peki öyle bir makam var ki onda, haşa şey yapmak için tasvir edeceğim. Haşa Allah burada duruyor. Kainatı yaratacak. Mevcudatı daha yaratmadı. Allah var, hiç kimse yok. Ama nasıl olduysa o Allah'ın sırrı insanı var ya. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Ona diyor. Allah'taki biz. Ondaki ben. Mahluk, ben kimim? Hayır tövbe, mahluk olur mu? Vacip de değil. Bak ondaki ben. Ben kimim? Bende var o. Bendeki o. Ha, o sırrı insani. Sır. Yani o. İşte o haşa onu tarif ediyorum. Kainat, mevcudat, arş, gürç, cennet, cehennem yok. Hiçbir şey yok. Sırf Allah var. Ama beni, o sır insanı beni yanına aldı. Beni yanına aldı. Tabii yani anlamak için şey yapıyorum. Aldı. Dedi ki ey sırrım. Senin ve kainatın, şeceri hılkatın yaratılışına seyret. Senin yaratılışını sen seyret. Bu işte. Bu fenafillah. Bu artık şanım ne kadar yücedir. Kendimi tenzih ederim makamı. Sonra indi, düzeltti kendisini. Tamam mı? Bu, buna vakıf oldular. Nerede oluyor bu? Kabı kalpsende oluyor. Bu iman, iman yok da orada. Sırrı insanda mesela şöyle. Bana deseler ki telefonla. Mustafa var ya Mustafa. Varlığından emin misin? O var mı, yaşıyor mu? Sana bakıyorum ben. Ona eminim. İmanım var yani. İman emin olmak. Mustafa yaşadığına emin. Ne eminim ya, beraber konuşuyoruz da. İman denili. İman gaybadır. Şu, bu karşılıklı olunca iman olur mu? Kabı kalpsende bu oluyor.
Kapı karşısında boğuluyor. Bitiyor yani. İmanı galip bitiyor. Ondan gelemiyor. Bitiyor. Ondan sonra gelemiyor tabii adam. Orada kalınca her şey olur diyor. Çünkü niye her şey olur? Göz orada böyle denemiyor ki. Böyle denebilse ki. Her şey. Ne görüyorsun dediler müdürler. Her şey olur. Yani niye öyle dedi? Burayı görmedi ki. Zaten yön yok, cihet yok. Hiçbir şey yok. Ama Geylani ilk önce böyle bir şeye girdi. İlk döneminde oldu. Sonra indi. Bu gidişe fena fillah denilir. Bu yüksek makam değil. Dönebilirsen be kabille oluyor. Dönünce o zaman tövbe ediyor, geçmiş hayatıma tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum. Tahsiye ettiler diyor ustad. Tamam mı? Ha, şimdi bu bende artık o böyle iman gaybe mayba yok orada. Artık yaratılış sürecine şahit olan tarafımız ama bu yolda açık. Allah diyor ki bir daha gel diyor senin yaratılışına sen şahit ol. Bu ne demek ya? Bu nasıl bir şey? İnsan benim sırrımdır, ben de insanım diyor. Senin sorun neydi? Abi, mürted. Ha, mürted. Mürted kimdir? İman edendir. İmanını terk eden. İman için ne diyor? Ruha giydirilmiş libastır diyor. 20. sözde. İbrahim Aleyhisselam'ın hadisesini anlatırken ruhunuza iman libasını giydirin ki nasıl ki dünyada öyle bir elbise var ki ateş atmadığı gibi iman libasını ruhunuza giydirin ki imanın ruhunuz yanmasın. Bu imanı ettikten sonra o libası çıkartmak. Kalpteydi o. Peki mürtet kalpteydi. Nasıl mürtet oldu? Ruha, sıra, letaife sirayet etmediği için mürtet oldu. İman kalptedir. Öyle demiyor muyuz? İman kalptedir. Bu imanı var mıydı? Vardı. Mürtet olabilmesi için imanlı olması lazım. İman da kalptedir. Dimağda olsa itikat olur. Kafada iman olmaz. Kafada itikattır. Kalpte imandır. Mürtet olabilmesi için kalbine inmesi lazım. Kalbine indi. Nasıl mürtet oldu? Ruha, sırra, letaife sirayet edemediği için. Anladın mı? Yani akılda, kalbe imanı vardı, ona sıyrılabildi. Eğer iman, ama şeytan anladı ha onu. Kendisi terk ediyor. Yani onun parmağı yok mu? Olmaz olur mu? Ama direkt alamıyor o. Kalbe ulaşamıyor ya. Ama gitti vesvesesiyle akla giremiyor şeytan. Ama sen yol vermedikçe. Sen yol verdin, akla girdi mi? Ne diyor ustad? Diyor ki, o fuzulisi olma diyor, fuzuli vekili gibi. İmansız olsa ne olur? Bir öyle düşüneyim. O meclisin sözü de var. Bir böyle düşün diyor. Allahsız düşün diyor. Kur'an'ı beşer kelamı kabul et diyor. Böyle farazı düşündüre hassasiyeti gidiyor. Hassasiyeti girince gibi sebeplerle şeytan bu akla tereddüt verebiliyor. Direkt giremiyor. Aklı girdi mi, yani kendisi giremiyor. Vesveseyle bozdu mu, vahiy kesiliyor. Şurada vahisi kesiliyor. Girdiyse, vahiy kesilen akıl felsefeye dönüşüyor. Tasdik mesela oluyor, o artık mürtet nasıl oluyor? Kalptekiler de sökülüyor. Eğer onun imanı ruha, sıra, letaife sirayet etseydi mürtet olamayacaktı. Onun için zehirdir. Ama